24 YKS Tayfa dikkat. YÖK Başkanı'ndan kontenjanlarla ilgili kötü haber geldi. Merhaba arkadaşlar Eğitimin İş Dünyası'na hoş geldiniz. Çok önemli bir açıklama var onu sizlerle paylaşacağım. Başlamadan YKS ile ilgili her şey bu kanalda olacak. Gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yüksek öğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarının kapatıldığını açıkladı baktığımız zaman geçen sene 1308 ikinci öğretim programına 80 bin öğrenci yerleştirilmişti ve bunlar bu sene olmayacak arkadaşlar. Bu ne demek? Kontenjanların azalması demek arkadaşlar. Açıklama şu şekilde kaliteyi arttırmaya yönelik ikinci öğretim programlarını kapatıyoruz. Vakıf üniversitelerinde de devlette olduğu gibi ikinci öğretim yerine istihdama duyarlı ve geleceğin mesleklerine uygun programlara dönüştürülmesi temin edilecek dedi. Yani yeni bölümler açılacak açıklaması da var. Bir önemli haber daha var. Mimarlık, eczacılık, psikoloji, diyetetik yani diyetisyenlik ve temel bilimlere özgü bazı programlarda da kontenjan azaltılması olacak. Temel bilimlere özgü bazı programlarda fizik, kimya, biyoloji ya da tarih, coğrafya, edebiyat bölümlerinde de kontenjan azalması olacak gibi görünüyor arkadaşlar. Bütün bunları YKS tercih kılavuzu yayınlandığında öğreneceğiz. Hangi bölümde ne kadar bir azalma olduğunu kılavuzda göreceğiz arkadaşlar. Yeni açılan bölümlerle bu sene kontenjan artacak derken bu haber kötü oldu. Kontenjanlarda azalma olacağını öğrendik. Gelişmeleri takip edeceğiz. Videomuzun sonuna geldik. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.